Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Kayseri'ye uzanacağız. Yağ mantısı tarifini paylaşacağız. Ama isterseniz önce malzemeleri öğrenelim. Yarım paket çabuk maya. 1,5 su bardağı ılık su. 1 adet yumurta. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve alabildiği kadar un, yaklaşık 2,5-3 su bardağı. İçi için 300 gram orta yağlı kıyma, 1 adet kuru soğan, 15-20 dal maydanoz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ve 1 çay kaşığı tuz. Üzeri için 1 kase yoğurt, 3 diş sarımsak ve 1 çay kaşığı tuz. Sos için 1,5 çorba kaşığı domates biber salçası karışımı, 1,5 su bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay kaşığı tuz. Kızartmak için sıvı yağ. Malzeme listesinden sonra bu nefis tada ulaşmak için hemen başlayalım. Önce yumurtamızı kıralım. Üzerine olduğu gibi ılık suyumuzu koyuyoruz. Tuzumuzu, mayamızı ilave ediyoruz. Orta sertlikte bir kıvam alana kadar da un ekleyerek yoğuruyoruz. Kıvam aldıktan sonra bir 2-3 dakika daha yoğurduk. Şimdi şöyle biraz un serpelim. Hamurumuzu kabından alalım. Şöyle üzerini kapatalım. 15-20 dakika dinlendirelim. Hamur dinlenirken biz de içi hazırlayalım. Maydanozumuzu öncelikle kıyalım. İncecik. Şimdi kıymayı karıştırma kabına ilave ettikten sonra üzerine maydanozu, rendelediğimiz soğanı, pul biberi, karabiberi, bir çay kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. İçi bir kenara koyalım. Yoğurtlu kısma geçelim. Biraz tuz ilave edelim, çok az. Çırpmaya başlayalım. Çok az da su ilave edeceğiz ama öncelikle çırpalım. Pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi artık su ilave edelim. Fazla değil. Bu kadar kafi. Şöyle bir 4-5 çorba kaşığı su. Ezdiğimiz sarımsağı da ilave edelim. Bu şekilde yoğurtlu sosumuz da hazır. Sosumuzu hazırlamak için sos kabımızı koyduk. Yağı bıraktık. Üzerine biber domates karışımı, salça ilave ediyoruz. Şöyle 2-3 dakika salçanın kokusu gidene kadar kavuruyoruz. Önce tuzu ilave ediyoruz. Arkasından 1,5 su bardağı kadar suyu ilave ediyoruz. Domates mevsiminde domates rendesi de kullanabiliriz. Şimdi bir taşım kaynatıyoruz. Sosumuz artık oldu. Ateşi kapatabiliriz. Kıymalı içi hazırladık. Sarımsaklı yoğurdu ve salçalı sosu da hazırladık. Hamurumuz da dinlendi. Şimdi açma işlemine geçebiliriz. Öncelikle hamurumuzu 3 parçaya
keselim. Şöyle yoğuralım. Sonra açacağız. Artık açabiliriz. Çok fazla ince açmayacağız. Normal mantıda olduğundan daha kalın olacak. Bu kadar büyüklük yeter. Dediğiniz gibi fazla ince olmayacak. Normal mantıdan da karelerimiz büyük olacak. Bir bıçak yardımıyla da yapabiliriz. Şöyle 3x3 gibi kareler keseceğiz. Evet. Şimdi içi şöyle göz kararı 3'e böldükten sonra karelerin ortasına şöyle bir büyüklükte bırakıyoruz. Şimdi içleri yerleştirdikten sonra kapatma aşamasına geçiyoruz. Kapatmak da kolay. Gene diğer mantı gibi önce ortayı bastırıyoruz. Sonra kenarlardan içe doğru bastırıyoruz. Bilirsiniz mantı yapmanın zor yanı açmak değil, katlamaktır. Bu şekilde devam ediyoruz. Bohça gibi. Bu kenardan artan üçgen parçaları da ziyan etmiyorum. Şöyle üzerlerini ilave ediyorum. Bu şekilde değerlendiriyorum. Ölçümüz tam ölçü. Bu hamura bu kadar iç tam yetti. Sonuncu mantıyı da kapattıktan sonra artık kızartacağız. Yağ mantılarını kapattık. Şimdi yemeğe ismimizi veren kızartma kısmına geçiyoruz. Parmak kadar yağ yeter. Kızmayacak, sadece ısınacak. Mantılarımızı atalım. Mayalı bir hamur olduğu için kabaracağını da hesaba katarak biraz aralık vererek atalım. Bir yüzü pişti. Diğer yüzünü de çevirelim. Çiğ kıyma kullandığımız için ağır ateşte kızartalım. Kızaran mantılarımızı şöyle çukur bir kaba çıkaralım. Şöyle sallayarak. Mantılarımız kızardı. Biraz kızartmak zaman oluyor. Şimdi artık sofrada buluşma zamanı geliyor. Artık en önemli ana geldik. Mantımızın üzerine önce hazırladığımız sosu koyuyoruz. Soğumuşsa biraz ısıtalım. Neden önce sosu koyuyoruz? Kızartma esnasında mantılar sertleşmiş olabilir. Bu sertliği sos alacak. Şimdi de yoğurdumuzu gezdirelim. Şöyle. Ve sofraya götürelim. Bu bölümde Kayseri'ye özgü yöresel bir tarif paylaştık. Biraz zamanımızı aldı ama denerseniz yorgunluğunuza değeceğine inanıyorum. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.